Geçmişten günümüze kadar süreyen devam ettiği dönemden itibaren her zaman dile getirdiğimiz ve söylemde bulunduğumuz bazı sıkıntılarımız ve sorunlarımız olduğunu ve bunun da kaynağının şu anki mevcut sistemin, mevcut yönetimin, iktidarın yaratmış olduğu bazı sıkıntılar ve sorunlardan kaynaklandığını dile getirmiştik. Ve bu sürecin de devamında Alevi Bektaşi Başkanlığı'nın oluşturulması, bu başkanın oluşturması süreci içinde Alevi toplumunun, Alevi inancının ne kadar dejenere yapıldığı, o süreç üzerinden Alevi toplumunun asimilasyon politikalarına uğratılması, burada Alevi örgütleri içinde belli kurumların bu oluşumdan da belli çerçevede bireysel faydalanma düşünceleri, bunlar hepsi bizim toplumun nezdinde kabul edilmeyen bir düşünce. Bizler süreyinde devamlı şunu hep haykırmışızdır. Alevi toplumu Anadolu coğrafyasında biz hep hakların eşitliğinden bahsettik. Layık demokratik eğitimden bahsettik. İnsanca düzenden bahsettik. Özgür bir Türkiye'nin oluşumundan bahsettik. İşte ekonomik, sosyal, kültürel açısından gelişmiş bir Türkiye'den bahsettik. Ama maalesef belli bir odak noktalarının çıkarlarına bu söylemlerimiz hep ters düşmekte. Türklerimiz içinde bazı işte Alevi Bektaşi Başkanlığı'na yönelik bir ziyaretleri, oralarda belli bir kendi açılarına bir menfaat beklemeleri, biz Alevi Bektaşi Başkanlığı kabul etmediğimiz halde belli örgütlerimizin şubeleri bunlarla gidip bir ikili işte yönetimsel boyutta görüşmeleri oluştuğunu görüyoruz. Bu da bizim nazarımızda yani acı verici bir durum. Yani bizler kendi rızalık lokmalarımızı ayakta duran, kendi mücadelemizi veren, rızasız lokma yemediğinin felsefesiyle kültürel açıdan yaşayan toplumuz. Biz rızasız lokma yemeyiz. Bizim her toplumun eşit haklara sahip olmadığı yerde bizim oradaki o haklardan faydalanmamız o rızasız lokma yemek demektir. O yüzden de buradaki bu işi yapan veya bu işe kalkışan arkadaşlar, kurumlarımızın genel merkezlerine de buradan bir çağrım, o kurumlara gerekli ultimatumu vererek yapmış oldukları şeylerin, gitmiş oldukları yolun yanlış olduğunu onlara kendine bildirmeleri gerekiyor. Ve bir dik duruş sergilemeleri gerekir. Bir ideolojik çizgisini bozmaması gerekir. Bu konuda da gerekli mücadele neyse bizim kendi federasyonlarımızda, genel başkanlıklarımızda, şubelerimizde bu tür danışma kurulu toplantılarında bunları dile getirerek tüm şubelerimize de bu tür bilgileri aydınlatma yönünden aktardık. Tabii ki süreç öyle bir karmaşık yapıyla devam ediyor ki maalesef kendi içimizdeki yapılanmalarla bir kırılgan noktaya çekilmekte. Biz de bunun gereken mücadelesini vereceğiz.